Eğer şey olsaydı bakarlardı herhalde Ve hepinize. olay yerinde, olay yerinde ben jandarmada ifade verilirken boş kovanın değil de dolu kovanın olduğunu biliyorum. Boş kovan dediğim işte zaten hani Siz patlamamış boş işte. Kovan diye söylemiştiniz. Hatta yanlış söylemişim işte, atmış yani. Onu silah kullanan bilir yani. Boşluk şey yok işte. Patlamadan yere düşmüş. Oy ben senin bilmeyen kiminle konuştuğunu mı? Biliyorum. Ben de diyorum ki onlara. Ben kimseyle konuşmadım. Öyle olsaydı zaten bugün burada olmazdınız. Müge Hanım bak, ben kimseyle konuşmadım. Ben otelden de çıkmadım. Benim telefonum da burada. Ben sana İncelensin. Söylenenler bana İncelensin. Da söylendiği için. Ben kimseyle o konuşmadım. O zaman herkesin şeyine bakılsın o zaman. Herkesin çelişkilerine bakılacak. Keşke o gün Fatma seni korumasaydı. İnşallah. Keşke Fatma seni korumasaydı. Ben de onu istiyorum. Keşke senin adını verseydi. Senin de o zaman üstünde, başında, elinde bu swap incelemeleri falan yapılsaydı. Sen de ben temizim deseydin. Keşke ya, öyle olsaydı. Keşke öyle olsaydı. Yani, ama Müge Fatma yani... seni korudu. Münir, Fatma yani, seni bir korudu. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Nasıl Fatma? Bu pin kodu olayında sen, da. Savcılıktan gelen kağıt sende mi? Evde. Evde mi? Çekmecenin gözünde. İlişkim şeyim bak, Deniz'in karı, gönül ilişkim var ama öldüm diye teşebbüs etmedim demiş. O kağıtta ya, yazıyı diyordum. Okuduk ya beraber. Yazayım mı? Var mı öyle bir şey? Var mı? Ya abi okuduk beraber. Ne oldu? Var mı yok mu var, öyle bir şey okudun mu okumadın, bir sağ onu soruyorum. O kağıdı getir. O kağıdı ben getiremem, köydeki evde. Orada ama bulabilirler sonuçta. Ne varsa. Sizinkine şeyin altındaydı. Benimki, bizimkinde de yazayım mı? Evet, aynı kağıttan geldi sizin zaten. Ben ondan kağıttan bir bilgim yok Müge Hanım. Tamam, ne yani? O kağıt, bize savcılık kağıt gönderdi. Tamam. Ondan sonra o kağıdın üstünde de Deniz Ürkel'in hanımı demiş ki, gönül ilişkin vardı ama öldürmeye teşebbüs etmedim demiş. Asla Müge Hanım. Asla öyle bir şey demedim. Sonuçta sizin elinizde de yok. Asla Müge Hanım. Yanımızdaki kağıtta okudu bize savcılık kağıt gönderdi. Bu kağıdı kim okudu sana? Hepsi okudu. Dede, babası okudu. Kim okudu? Bunun babası okudu. Fatma'nın babası okudu. Tamam, nerede o kağıt? İşte değil ki, evde değil. Evde, evde Müge Hanım. Hangi evde? Köydeki evde. Ya kim var o köydeki evde? Evde kimse yok. Kimse yok şimdi. İleydim ki getireydim. Annen gel de söyle. Anahtar nereden açacak? Anahtarı al. Nereden? Kız bana annen de yok mu? Verdi mi böyle bir ifade? Hayır asla. Hayır. Zaten avukatım aradı. İşte Deniz'in eşimin avukatı. Ki senin hani hiçbir şeyin çıkmadı. Temiz yani takipsizlik kararı çıktı benim o telefon sonuçlarımda. Öyle bir şey yok. Asla öyle bir şey bana sormadı. Kağıtlarımızı hep... Bir de zaten alınan ifadeler sizin elinizde de vardır. Zaten yani. Şeyin altında da var. Ben seni almıştımdır dedim. Benim kağıdım. Hatta kıya koydum, alacaktım. Hayır Fadime yenge, bir de okudular bir saniye. Sen ilk günü eşime dedin ki Deniz silah takıyor, ava gidiyor. Sen elini vicdanına aldın. Aha bu da şahit. Hayır. Sizin silahınız vardı kızım. Köyde, yalan ben söyleme. Silahın olup olmadığını bilmiyorum. Var, bir tamam silahın var. Sen eşim kaç ileride silahını gördün Fatih Bey'e. Sen tek el konuşsun bir saniye. Deniz'im sen kendi silahıyla zaten atman ki onu. Sen benim ava gittiğini gördün mü? Ava gittiğini gördün mü? Kaç kere ava gittin? Kimine gitmiş bir tane şahit çıkardın? Ben ava kimine gittim? Tamam bir sordunuz, cevap versin Fatma. Ben kimine gittiğini bilmem. Deniz'i görüyorsun da evin önünde arkadaşını mı tanımıyorsun Fatih Bey'e? Yaşından utan. Senin acına saygı diyorum ama sen yalan konuşuyorsun. Hadi Fatma, o zaman sen gelinini koruyorsun. Ama siz sen konuşuyorsunuz kızım. Sen o zaman gelinini koruyorsun. Korumuyor. Tamam mı? Vallahi yalan korumuyor. Söylüyorsun. Vallahi çünkü bir şey ortada yok. Burada korumayacak bir şey yok. Hayır, burada eşimin zeminlerim yok. Yalan söyledi. Toplayacak bir şey yok. Korumuyor. Kimle ben gazetelerimin yaptığı hatayı da söyledim. Ben burada kimseyi korumuyorum. Tekirdağ içeride ben yattım. Sen Tekirdağ yatmanın sebebi elinde sıvap izi çıkmış. 15 kişi alınmış. Hayır. Böyle anlaşılmıyor. Az kaldı Müge Hanım, az kaldı. Çok az kaldı, çok az kaldı. Müge Hanım, Müge Hanım. Böyle anlaşılmıyor. Böyle anlaşılmıyor, bir saniye evet. Bizim köyde düğün 3 gün oluyor ya Müge Hanım. 3 gün boyunca silah muhakkak atılır. Oradaki aşçıya yardım ederken, o yemekleri dağıtırken ben de vardım. Yani silah atan biri o çatala kaşığa elliyor ya, ben elledim. Yani ben de o insanların önünden topladım ya, herkes de çıkacaktı. Yani bu swap onun içeri girmesine bir delil değil. Öyle senin çıkmaz. İfaden çıkmaz. Benim eşimin Esra ile ilişkisi vardı. Ha. O saatlerde de yalancı mukaddes hanımın ben salça almadım lafı. Ne oldu hayır, ama vallahi. Ben anamın babamın çoluğumun üstüne yemin ediyorum. Bir dinle! 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 Bir dinle!
Meyve dinleyeceğim. Seni, ha, seni Allah'a havale ediyorum. Seni Allah'a havale ediyorum. Benim artık sabrım son noktada. Gerçekleri söyle. Çıksın istiyor burada. Herkes çıksın istiyor. İstiyorum. Sizin tehditleriniz söylemedi. Sizin tehditleriniz de koydu. Herkes susuyor, susuyor. Kimi nerede Yücel Ateş? Nerede Ateş? Esra nerede? Yücel Ateş'i niye çağıralım? Tehdit etmiş. Koyda, köyde konuştular ne biliyor musun? Diğer yalan ifade verirler. Yücel Ateş'e senin kayınvalidenlerin para teklif etti. Kimi tehdit etmişim ben? Aha, para teklif. Yücel Ateş kim? Dur bir onu bir öğreneceğim. Müge burası mı? Bir dakika, bir dakika dur. Ettiler demiyor. Müge Hanım geldi. Evet Müge Hanım, yaklaşık 7 dakikada geldik burası. Demek ki cinayet işleyen biri için 3 dakika. 33 geçiyordu. 3 dakika. 40 geçiyor. Tamam. Hayır yanlışım var mı? Zaten hemen şu yanlış mı söyledim? Yok. Şey kaç dakika dedi? 7 dakikada gitmiş o yürüye yürüye. Hayır. Cinayet işte yani. 3 dakika. Koşa koşa giden birisi. Müge Hanım bir de Müge Hanım uzak yani yolu biraz daha uzatılmış oldu yani. Yani Seral Aran'a indiği zaman daha kısaya düşüyor bu. Ya uzak yoldan geldi. O kadar iyi bilmiyor da yani hani buradan işte sallana sallana. Aslında yani sallana sallana hakikaten yani. Aynen aynen. Ya zaten cinayet işleyen insan bu şekilde gitmez zaten. Ben size katılıyorum. Cinayet mahalline evi 3 dakika. Anladım. Bak katılıyorum ben size. Kadar yani. Ama hayır hayır bunu sen söylüyorsun. Diyorsun ki bana diyorsun. Attığı mesajı söyleyin. Hayır, hayır, yeğenimin. Bakın mesajdan saatine ziyade, bakın diyorsun ya hani. Yok mesajdan ziyade aradı. Hani ben aradım ya şeyi yeğenimi. Ha? Bana ağrı kesici verdi. Evet 9-9.30 gibi diyor. Heh. Ben onunla cinayetin şeyini kıyaslayın dedim. Şimdi onu tam saat kaçta aradın i̇şte biliyor musun sen? Onu demek istedim Müge Hanım. Ben yani burada mesajı değil. Ha. Sadece yeğenimi ben hangi saatte, hangi dakikada aramışım? Cinayet hangi dakikada işlenmiş? Yeğeninin evi şu iki katlı olan istedim. Onun evi de şurası. Yani arayıp ilacı almaz. Kaç dakika söyleyeyim? 3 dakika. Bak şu evde yeğeninin evi hemen. Ya ne 3 dakika, tarafı. Ne 3 dakikası? 10 saniye. Şimdi bak, burada şöyle bir şey var. Yani olayı onu işte diyorum, gidip araman diyor. Çok normal değil mi? Belki onu o diyor, ihtimal onu, olamaz bak, mı? Biz Yücel Ateş'le şey arkadaşlarımız röportaj yapmışlar. Ben bunu izlemeye atlamışım. Çok bant var. Reklama girelim, onu da izleyelim. Yücel Ateş. Yücel Ateş kim? Yücel Ateş. Kim? Ya kimin akrabası? Köyümüzde de kimsenin akrabası değil. Köyde kahve çalışıyor Müge Hanım. Kahve çalışıyor. Şunu bir izleyelim. Bak burada... Yani Selami'ye bunu kimin dedirttiğini de bildiğim için söyleyeyim. Zaten dosyada var. Şimdi gerçekten Deniz'in üzerindeki swaplar, swap raporu da yok elimizde yani keşke olsa. Göremiyoruz. Hani dosyada şöyle geçiyor. Yoğun biçimde üzerinde barut artığı izi bulunmuştur diyor. Gerekirse isteriz avukatımızdan. Evet. Oranını biz de bilmiyoruz yani. Ama isteyin hayatım siz de geldiğinizden beri isteyin avukatınızdan. İsterim yani. Avukatınız göndermiyor yani. İsteyin göndersin yani. Bak Müge Hanım. Bak burada arkadaşlar istiyoruz. Tamam. O gün atıyorum ki cinayeti Selami Bey işlemedi. Onun üstüne çıkar mıydı çıkmaz mıydı? Çünkü çıkardı. Çıkardı. Ben bunu sordum size. Esra dedi ki buraya ilk gün geldiğinizde. Evet. Düğüne gitti kıyafetle. Evet işte ben oradan yola çıkarak da. Düğüne gitti kıyafetle daha sonra salça yaptığı kıyafet aynı dedi. Zaten ben bunu sordum onlara. Onlar öyle demedi, öyle demedi, öyle demedi. Salça yaptığı kıyafetle aynı dedi. Götürmeye gittiği kıyafet aynı dedi. Ben dedim de aynısını mı giyer dedi. Sonra eve geldi kıyafetim ter kokuyor demiş. Ondan sonra Esra farklı bir kıyafet vermiş öyle gitmiş zaten. İşte onu anlatmadı. Onu anlatsın. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.